Evet arkadaşlar size bugün FoxyTrader'ın indirilmesini, kurulmasını ve kullanılmasını göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz PDF dosyalarını açmak için gerekli olan programlardan biri. AcrobatTrader'ı kullanmak isteyen arkadaşların FoxyTrader'la işlerini görebilirler. Şimdi FoxyTrader, Google açıp FoxyTrader yazıyoruz. Enter'a basınca bakın en üst tarafta FoxyTrader, PDF Reader zaten gözüküyor. Foxy buradan Free FoxyTrader Download, işte kayıt gerektirmeyen bölüm diyor. Evet, basıyoruz. Hangi versiyon için? Windows, işte Windows için olan ve diğer sistemler için olanlar. MacOS var, Linux ve Linux 64 bit olanı var. Ve hangi dilde indirmek istiyorsanız o dilde seçeceksiniz. Burada Türkçe yok ama İngilizce olarak da kursanız zaten çok kolaylıkla kullanabileceğiniz bir program. Evet, indiriyoruz. Download'a bastık. Evet, geliyor. FoxyTrader'ın birçok özelliği var. En önemli özelliklerden biri belgelerin içindeki yazılarda değişiklik yapabilirsiniz. Yani öyle şeyleri var. FoxyTrader'ın editörü falan da var. Yani epey bir ürünleri var. Onları şuradan görebilirsiniz. Bakın ürünler bölümünde Phantom editörü var, Enterprise falan var. Yani bu editörü var. Yani Foxit, yani PDF dosyaları ile ilgili birçok şeyi bunu Foxit'te yapabilirsiniz. Ben de size tavsiye, eğer şeyiniz varsa hani çok fazla PDF dosyası kullanıyorsanız bence çok daha fazla yararlı olacaktır size. Evet arkadaşlar kurulum tamamını Foxit'imizi açalım. Açtıktan sonra bir örnek dosya açalım. Bakın burada bir örnek dosyamız var. Evet burada örnek dosyamızı açtık. Örnek dosyamızı açtığımız zaman üstte menüler gözüküyor. Şimdi üstte birkaç tane menümüz var. Home yani ana bölüm. Comment, View, görüntü, formlar, koruma, paylaşım, bağlantı, help ve ekstralar var. Şimdi Home bölümünde standart Word kullanıcıları zaten bu menülerin çoğuna hakimdir zaten. Buradan Aktüel Size'a tıkladığınız zaman ekranı sizin görebileceğiniz aktüel bir alanda gösteriyor. Ayrıca Fit to Page sayfayı tam ortalıyor sayfaya. Fit to Width genişliğe göre ayarlıyor. Ondan sonra Fit to Visible görünebilen alanları ayarlıyor. Şimdi burada büyütme, küçültme, sağa döndürme, sola döndürme. Bakın şöyle sola döndüreyim. Sağa döndüreyim. Buradan dönüşleri ayarlayabiliyorsunuz. Typewriter'la ise istediğiniz bir alana bir bilgi ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum buraya işte sanal dünya yazalım. Bakın yazdık. Gördüğünüz gibi buraya bir yazı yazabiliyorsunuz. Onu şimdilik sildim. Aynı şekilde comment bölümünde typewriter'la işte bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Şimdi burada comment bölümü, burada da aynı bölüm var. Buradaki bölüme benzer. Highlight'ta ise bir seçtiğiniz alana not ekliyorsunuz. Bakın şurada Ukrayna seçtim. Bu alana bir bilgi eklemek istiyorum. Doğu ülkesi dedim. Gördüğünüz gibi bu not buraya eklendi. Şimdi burada home bölümünde başkan istediğim şey şu. Create bir tane scanner'dan okuyarak bir dosya oluşturabilir. Boş bir dosya oluşturabilir ya da boş bir PDF dosya oluşturabilirsiniz. Ayrıca burada Protect bölümü gördüğünüz buradaki Protect ile aynıdır. Şuradaki koruma sağlayacak bazı ek tedbirler var burada. Linkler var. Mesela bir alana şuraya bir linke tıkladığınız zaman bakın şöyle linke. Bu linki şuradan şu alana bir link vermek istiyorsanız buraya bakın şimdi şöyle yapayım ben size. Bir link vermek istiyorsanız şurada. Diyelim ki bu alana bir link verir. Go to page view ya da bakayım buradan open web link dediğim zaman next dediğim zaman buraya mesela www.msn.com yazdım. Okey dedim. Şimdi kişi buraya tıkladığı zaman direkt msn.com'a bir link oluşturmuş oldu. Ya da bookmarklardan bir şey ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu PDF dosyanızı eğer kullanırken lazım olan video ve audioları, resimlerle ilgili bazı belgeleri ayrıca başka dosyaları da attachment yani ekleyip kullanabilirsiniz. Home bölümü böyle. Comment bölümüne gelince comment bölümünde zaten diğer bölümünde bulunan zaten ilk kısımda gördüğünüz typewriter ve diğer not bölümleri burada var. Buradan select diyerek istediğiniz alanı seçebilirsiniz.
Burada şekil çizme şeyleri var, kalem var, silgi var. Eraser'la mesela bir yeri silebilirsiniz. Bu alanları silebilirsiniz. İstediğiniz alanı seçip o alanı silebilirsiniz. Kalem var. Kalemle gene bakın böyle bir şeyler yazabilirsiniz. Eraser'la da o kalemle yaptığınız şeyleri silebilirsiniz. Bakalım şuradan silelim gördüğünüz gibi. Buradan bu şekilde silebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi distance parameter buradan alanları verebilirsiniz. Formun genişliğini verebilirsiniz. Burada da stamp arka yüze bir eğer logo bir şey eklemek istiyorsunuz buradan ekliyorsunuz. Ayrıca diğer import export bölümleri de burada. Şimdi buradan gelelim view bölümüne. View bölümünde nasıl görünsün, ekranınızda nasıl görünmesini istersiniz? Onlar var. Bir sonraki sayfa, bir sonraki sayfa ya da önceki diyerek diğer sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Read mode var. Bakın read mode'a tıkladığınız zaman bu şekilde menüyü küçülterek üst taraftaki alanı sizin için read mode'a dönüştürüyor. Okumanızı sağlıyor işte bu şekilde. Ayrıca night mode var. Gördüğünüz gibi siyahları beyaz, beyazları siyah yapan bir mod var. Reverse view terse dönüştürebiliyor. Yani tam tersi yapabiliyor. Text viewer bu şekilde var. Rotate viewer böyle sola sağa dönüştürmek için bunu döndürmek için kullanılan butonlar. Page display bunlar zaten otomatik scroll sizin alanınızı sizin bulunduğunuz bölgeye göre yukarı aşağı kayıyor. Alan değişik gelir. Read dediğiniz zaman aktif read dediğiniz zaman mesela burada bir alanı seçerseniz bakın burayı en güzel özelliklerinden biri de bu. Okuması var. Bakın tıkladım. Read current page. Gördüğünüz gibi okumasını yapıyor. Bu şekilde stop dedim, bitirdim şeyi. Okuması kendi otomatik olarak yapıyor. Ayrıca kelime counter var. Burada kaç tane kelime olduğunu ve bunları görebiliyorsunuz. Form bölümünde zaten basit. Bunları zaten bildiğiniz şeyler. Protect bölümünde size bir belgeniz var ve bu belgenizin kimse tarafından içindeki bilgiler oynanmasını istemiyorsunuz. Burada PDF imzası var. Document imza, DS imza var. Security sertifikası var. Bunları buradan verebiliyorsunuz. Ayrıca share bölümü var. Paylaş bölümü. Bu bölümde bu belgeyi e-mail olarak gönderebilmek için buradan yolluyorsunuz. Ayrıca document sharing buradan bu şekilde de istediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz. Nerede paylaşmak istiyorsunuz onu burada linklere eklediğiniz zaman document sharing ile bunları paylaşabilirsiniz. Ayrıca connect bölümü var. Eğer bu bölümde belgeleriniz bir online sisteme bağlıysa ya da bir online sistem üzerinden çalışıyorsa bu connect bölümünden bunları yapabilirsiniz. Ayrıca help bölümü var. Yardım bölümü zaten bunları biliyorsunuz. Ekstralar var. Bu ekstralarda bulunanlar, bakın şu en solda bulunan open, add ve delete, Foxit'in kendi bir driver'ı var. Bir server'ı var. Yani bir bulutu var, öyle diyelim. O bulutta bulunan belgelerin, elinizdeki belgeleri o buluta atabilir veya o bulutta bulunan belgelerinizi burada açabilir, silebilir, kopyalayabilir, bu tip şeyler yapabilirsiniz. Ve bu bölümde bulunan application'lar ise bunların hepsi ücretli. Tıkladığınız zaman sizden satın almanızı isteyecektir. O yüzden eğer işinize yarayan bir şey varsa, illa da kullanmanız gereken bir şey varsa buradan alıp kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.